Orada ismi de geçiyor. Gianfranco Pilloni diye geçiyor. Şu imza da ona ait. Yani başkan, asıl başkan. Şimdi ben ne yapıyorum bu diplomayı? Ne yapıyorum? Ne yaptık? Yırttık. Bir daha yırtıyorum. Bir daha yırtıyorum. Efendim, bir daha yırtıyoruz. Bu şahsa hamur haline gönderelim. Hazreti İbrahim Nemrut'a gidiyor. Nemrut ne? O devrin Deccalı. Aynı zamanda bu adam Mason. Yani oranın bir Mason mabedi olduğu kalan kalıntılardan net açıksal olarak anlaşıyor. Hepsi Masonik amblem. Ama tebliğ yapıyor. Bir kere iki kere değil, defalarca tebliğ yapıyor. Hazreti Musa yetiştiği yer Mason mabedinde yetişti çocukluğundan itibaren. Yani Mason ritüellerine göre eğittiler onu. Masonik eğitim aldı. Vahiy gelene kadar, yani oradan ayrılana kadar Mason mabedinde kaldı ve Masonik eğitim aldı. Firavun Mason, yani bütün amblemler, işaretler, yüzlerce amblem açıkça Mason olduğunu gösteriyor. Ama ne yaptı? Gitti tebliğ yaptı. İslam tebliğ. Onun için Mason olması bizim için iyi bir şey. Mason özelliği ne? Her türlü fikre açık olması. Her türlü fikre açık olduğu için daha önce Darwinistler onları kontrol altına aldılar. Yani ekaliyette Darwinistler. Ama biz kitaplar gönderdik, tebliğ yaptık, anlattık. Şu an Amerikan ve Fransız Mason locaları, İtalyan Mason locaları özellikle hep Allah'a inanan hale geldiler. Amerikan locaları. Sizin gönderdiğiniz Kur'an'ın hepsi yerleşti. Tabii. Localarda Kur'an yoktu eskiden. Kur'an kondu. Namaz kıldılar. Tabii. Namaz kıldılar. Buraya girip namaz kıldılar. Herkes de gördü. Bak Firavun'a ve Nemrut'a tebliğ yapıldığına göre aynı şekilde Masonlara da tebliğ yapılır. Tabii.